Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okumamızı Enbiya suresi ile devam ettiriyoruz. İbrahim suresini okumuş bitirmiştik. Orada bazı düzeltmeler, hatırlatmalar görmüştük. Değişmeyen temel mekanizma neydi? Rabbimin Adem'den beri anlattığı neydi? İnsanların zaman içerisinde değişerek, gelişerek ürettiği şeylerden ne farkı vardı? Bu konuda bir vurgu görmüştük. Adem de olsun, İbrahim de olsun, Ata İbrahim de olsun aynı şeyi yapıyordu. Bir ağaç örneği vermişti, köklü bir ağaç diyordu. Kökü sağlam bir şekilde zeminde, dalları semada her zaman yemişini verir diyordu. Diğerleri ise kökünden koparılmış, savrulmuş, nerede karar kıracağı belli olmayan habis bir söz, çiçek, ağaç benzetmesi vardı. Ve ardından İbrahim'in gelip de oğlunu, çocuklarından bir tanesini, nasıl da Mekke gibi ziraat bitmez bir yere yerleştirdiğinin, ki şu anda aynı Mekke'deler ve onların torunları arasında o değişmeyen o ana mekanizmayı anlatmıştı. Zaten daha önce de Nuh suresinin sonu olsun, diğer şeylerde milleti İbrahim'e hanifa diyerek, ittebi'a milleti İbrahim'e hanifa diyerek, İbrahim'in dinine uy diyerek yeni bir din getirmediğini, sonradan türeme bir şey getirmediğini, esasına gelen şeyin hep aynı olduğunu vurgulamıştı. Şimdi Enbiya suresini okuyacağız. Enbiya suresinde de benzer bir içeriği göreceğiz. Hemen zaten başlar başlamaz bir hadis meselesi var. Sonradan çıkan bu şeye niye şaşıyorlar veya işte buradaki ayetler ile daha önce kitaptaki ayetlerin birbirine uyumu, tasdiki ile ilintili bilgileri göreceğiz. Buradaki konu esasında Risaletin yeni bir şey olmadığı, Resul denen şeylerin işte Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrısallaştırdığı gibi, Zerdüştlerin Zerdüştü tanrısallaştırdığı gibi veya daha önceki dinlerin peygamberlerini şu veya bu şekilde tanrılaştırdıkları gibi, hayır, böyle şeyler söz konusu değil. Adam, yani her zaman gelen peygamberler adamdı, insandı. Başka bir şey olması da beklenmezdi. Siz uyduruyorsunuz bu tür şeyleri diyerek Risaleti ve Risaletle gelen vahyin mekanizmalarını tekrar tekrar söylüyor. Burada yine onun vurgusunu göreceğiz Enbiya suresinde. Bu sizin zikriniz, bu da sizden öncekilerin zikri. Bakın aynısı. Hadi getirin, içinde nerede var? Bunu gösterin diyecek kadar açık bir şekilde konuşuyor. Biliyorsunuz Kur'an Hristiyanlara da, Yahudilere de sizin elinizdeki kitap tahrif olmuş demiyor. Siz kitabı tahrif ettiniz diyor. Siz fikirlerinizi, anlayışlarınızı tahrif ettiniz diyor. Hatta şunu söylüyor. Bunu şu şekilde iddia ediyor ki, kitap üzerine değilseniz, herhangi bir şey üzerine değilsiniz. Yani bu uydurduklarınız kitabi değil, kitaptan çıkmıyor. Hodri meydan, getirin kitabınızı gösterin. Yani İncil'in içerisinde ne Meryem hakkında, ne İsa'nın tanrılığı hakkında hiçbir şey bulamazsınız. Dolayısıyla Kur'an çok bir şekilde getirin kitabınızı diyebiliyor. Benzer şekilde Yahudilere getirin kitabınızı diyebiliyor. Hani şunlar yasaktı, bunlar yasaktı. Bunlar zaten Kur'an açıklıyor. İsrailoğulları yanlış yaptıkları, Yahudiler yanlış yaptıkları şeylerden dolayı helal, temiz olan şeyler onlar yasaklandı cümlesine karşı, ya olur mu öyle şey? Biz zaten işte İsrail atamız perhiz, kendine özel perhiz yapıyordu. Biz de onun o perhizi
devam ettiriyoruz. Yoksa böyle yasak masak filan yok dediklerinde Kur'an diyor ki getirin kitabınızı. Getirin kitabınızı da görelim. Kitabınızda yazıyor bunlar. Siz anlam tarif ediyor olabilirsiniz. Siz bir şeyleri saklıyor olabilirsiniz. Ama Kur'an ellerindeki kitapların, evet içlerinde bir sürü uyduruk şeyler olduğunu biliyor ama insan zaten uyduruk olanı gayet rahat anlayabiliyor. Hiçbir sorun yok. O yüzden şunu diyebiliyor. 24. ayette olduğu gibi Haza zikru min ma'i min ma'iye bu benim yanımdaki zikir, hatırlatma ve zikru min kabli ve benden önceki zikir. Aha işte burada. Siz bir şey uyduruyorsanız yani ayağa kaldırmaya çalıştığımız esas Adem'den beri olan o değişmez bilgi bu. Siz bunun neresine ne ekliyorsunuz? Bu eklediğiniz şeylerin hiçbirisini kitaplardan, kayıtlardan, vahiy kayıtlarından çıkartamazsınız. Elbette uydurabilirsiniz. Musa şöyle yaptıydı diye hadis kitapları uydurabilirsiniz. Peygamber'e hadis kitapları uydurabilirsiniz. Veya bizim sözlü geleneğimiz vardı deyip uydurabilirsiniz bir şeyler. Evet uydurabilirsiniz. Uydurduğunuz zaman yoldan çıkmış olursunuz. Ama bu bir bühtan değil, bu bir sultan değildir. Bu bir kanıt değildir, bu bir belge değildir. Belge denen şey nedir? Allah'tan melek aracılığıyla elçiye gelip, insan olan elçiye gelip oradan onun ağzından duyup kaydedilen belgedir. Belge budur. Maruf olan belge, bilinen kanal budur. Bu kanaldan gelen bilgidir. Geri kalanı insanların şu veya bu şekilde değerlendirmesi sonucudur. Bir zaman da öyle anlamışlar, öyle değerlendirmişler, bir zaman başka şey değerlendirmiş olabilirler. Zaman da geçmiş olabilir. Zamanla kaybetmiş olabilirler. Zamanla yeni şeyler türetmiş olabilirler. Bunların hepsi zamanla olan şeyler. Ama Kur'an ne diyor? Elçilik aynıydı. Elçinin getirdiği bilgiler de aynı. Ne o değişecek mi? Cennet mi değişecek? Cehennem mi değişecek? Cennete veya cehenneme girmenin kriterleri mi değişecek? Yoksa şu mu değişiklik? Kudüs'e dönün veya Kabe'ye dönün. Mekke'ye dönün. Bu bir değişiklik mi? Rabbim nereye dersin? O tarafa döneriz. Doğularda, batılarda Rabbimize ait. Bu bir değişiklik değil ki. Bu insanlık tarihindeki bir değişiklik. Kainatın ne olduğu, imtihanın ne olduğu, öncesi ve sonrası da ne olduğu, zaten Rahman'ın nasıl, yani Tanrı'nın nasıl bir şey olduğu, bunların hepsi değişmez şeyler. Ve o değişmeyen şeyleri de onlar üzerine bir şeriat var ve bu şeriat da geliyor. Evet, bu haliyle, bu girişle Enbiya suresini okumaya çalışalım. Çünkü içerisinde önce kitapları sahiplenici bir rol var. Eğer Tevrat ve İncil tahrif olmuş, şu anda bu Enbiya suresi indiği gün bugün ne haldeyse o gün de aynı halde. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Kur'an evet indiği günde kaydedildi, kenara kondu. Kenara kondu değil, ortaya kondu. Bugün elimizdeki Kur'an'a baktığımız zaman o aynı etkiyi yaratıyor mu? Yaratmıyor. Neden? Çünkü kelimeler değişmiş. Kelimelere verilen anlamlar değişmiş. Orijinal anlamları unutulmuş, kaymış. Biz zaten bunları tespitle uğraşıyoruz. Yani geliştirmeye çalıştığımız yöntem bu. Yani 70-80 tane kendi kelimemiz var. Bunun anlamı şu değildir, budur diye tespit ettiğimiz. Bir 20-30 tane de kök programından devşirdiğimiz şeyler var. O arada bunların Türkçesi ne olabilir diye Süleyman hocalarımızın yaptığı çalışmalardan elde ettiğimiz bilgiyle bunları toparlayıp Kur'an'ı yeniden okumaya çalışıyoruz. Yani gözlüklerimizi atıp yani müktesebatın getirdiği, taktığı gözlükleri çıkartıp daha yakından, daha net bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Ve öyle okumaya çalışıyoruz ve farklı bir okuma görüyoruz. Şimdi bundan önce Kur'an tarif olmuş muydu, olmamış mıydı? Kur'an Musaf ortada. O yüzden Kur'an diyor ki getirin kitabınızı bir okuyalım beraber. Oradan o mana çıkıyor mu, çıkmıyor mu?
Yani bu noktada eğer Kur'an hodri meydan diyorsa bizim de buna sarılmamız gerekiyor. Tahrif olmuş diye sırtını dönmek diğer kitaplara, en azından Enbiya suresinde bugün okuyacağımız ayetlere sığmayan şeyler, hiç de sığmayan şeyler, sığmayacak olan şeyler okuyalım. Bu gözle değerlendirmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. İktarabe, yakınlaştı. Linnâsi, hesabehum. İnsanların hesapları yaklaştı. Vehum fi gafletin muridun. Fakat onlar gaflet içerisinde, bir umarsızlık içerisinde, bir duyarsızlık içerisinde yüz çeviriyorlar, dönüp dolaşıyorlar. Ma ye'tihim min zikrin. Zikirden min rabbihim. Rablerinden, zikirden bir şey gelmedi ki muhdesin. O sonradan ortaya çıkan. Kur'an biliyorsunuz sonradan ortaya çıkan. Yani en son ortaya çıkandır. Yani sonradan ortaya gelen. Bir zikir o gelmesin ki, şu açıdan bakacak olursak İsa zamanında da İncil muhdesti. Yani en son ortaya çıkan İncil'di. Daniel zamanında da en son ortaya çıkan Daniel'e gelen vahiydi. Musa zamanında da en son Musa'ya inendi. Yusuf'a zamanında da Yusuf'a inendi. Yani bu şekilde de şey yapabilirsiniz. Rabbinizden muhdes olan son çıkan bir şey gelmesin ki bir zikir, bir hatırlatma, bir akıldan hiç akıldan çıkartılmaması gereken bir mesaj gelmesin ki illa ancak istema'uhu onu dinlemeye çalışırlar, gayretle dinlerler, kulak verirler. Ve hum yalabun. Ve hum yelabun. Oynayarak. Yani oyunla alma gayretiyle dinliyorlar. Yani semia dinlemek, istema bir gayretle dinlemek. Ama buradaki gayret anlamak için değil. Buradaki dinleme gayreti anlamak için değil. Neresinden alaya alırız, neresinden oynarız, neresinden inkar edecek, asılsızlaştıracak, hadi be diyecek bahane buluruz gözüyle dinlemeye çalışıyorlar. Dinleme gayretinde bulunuyorlar. Hep böyle yapmışlardı. İşte İsa diyor ki, ya diyor bu tapınak dediğiniz nedir ki? Taştan, topraktan yıkın onu, ben yenisini kurarım 3 günde. Ne var ki? Oradaki yani bu tapınağı yıkın yerine 3 günde kurarım cümlesi, ya kaç yılda yapılmış taştan binayı yıkacakmış da yeniden yapacakmış falan diye saçma sapan anlamaya çalışıyorlar. Yani şey alay etmeye çalışıyorlar. İnkar etmek için bahane uyduruyorlar. Esasında orada sizin uydurduğunuz bu din, bu mekanizma insanlara yüklediğiniz şey ne bu? Atın bütün hepsini. 3 günde ben yeniden her şeyi temellerinden yeniden kurayım, tertemiz bir şekilde. Bu gayet normal bir şey. Ama insanlar bunu alaya alacak şey bulma gayretiyle dinlerlerse yeni gelen mesajı elbette anlamazlar. Eskileri de zaten üstünü örttükleri için, örtebildikleri kadar tarif edebildikleri kadar tarif ettiklerinde zaten problem yok. Lahiyete kulubuhum. Onların kalpleri onunla oynuyorlar. Boş eğlence arıyorlar. Eğleniyorlar. Ve eserrun necva. Ve kafa kafaya veriyorlar. Yani dayanışma gösteriyorlar. Gizlice dayanışıyorlar. Kafa kafaya veriyorlar. Ellezine zalemu. O yanlış yapanlar. Hel haza illa beşerun mislukum. Bu sizden, sizin benzeriniz bir beşerden başka bir şey değil mi? Başka biri değil mi? Efetü'minune, efetü'tunes sihra. Etkilenmeye mi geleceksiniz? Sihre mi, büyüye mi geleceksiniz? Ve entüm tübsarun. Göre göre, göz göre göre
etkilenecek misiniz? Bu sizin gibi bir beşerden öte bir şey değil ki. Başka bir şey mi? Buradaki beşer kelimesinin karakter göstermediğini, kapasite gösterdiğini. Yani kabiliyetler bütün olarak bir Ebu Cehil ile veya sen ben ile bunu getirdiğini iddia eden Muhammed peygamberin kapasite olarak, kabiliyetler bütün olarak aynı olduğunu bir delil olarak kullanıyor. Vahyi, o bir vahiy söylediğinde, Allah bana vahyetti dediğinde böyle bir bahaneyle ortaya çıkıyorlar. Kale dedi. Buradaki şey arkadaşlar, kale Asım kıraatinde gul olarak şey yapıyor. Yani böyle bir şey de var. Yani karşına peygamber dedi de diyebilirsiniz veya peygambere de ki de diyebilirsiniz. Burada böyle bir okuyuş da var, kıraat. Rabbi, Rabbim ya'lemu belgeler el kavle, sözü belgeler fissemâi vel ardı, gökte yerde olan bütün sözleri, söz namına ne varsa belgeler, kaydeder. Bütün sözler kaydediliyor. Rabbim tarafından, Rabbim'in bütün sözleri belgeliyor. Ve huve semiul alim, o duyandır, işitendir ve belgeleyendir. İşte burası gale değil de gul ile okunmuş. Böyle bir kıraat de var. Bel, tersine galu dediler. Elgâsul ahlâmi. Bunlar karışık karışık rüyalar. Rüya görüyor. Rüyasındaki şeyleri uyduruyor. Bel iftirahu. Tersine yamıyor. Allah'a yamıyor. Bir şeyler yamıyor. O rüyalarında gördüğü şeyleri. Bel hüve şair. Yok, bu bir şairdir. Yani bir şey demek istiyor ama başka bir şey demek istiyor. Arkasında başka bir şey var. Fel ye'tina, bize getirseydi bir ayetin, bir işaret. Kema ursilel evvelun, öncekilere gönderilmiş olanların benzeri bir ayet getirse ya. Şimdi bu 5. ayetin bu son kısmını esasında hemen yanındaki sayfada Taha suresinin sonunda 133. ayet var. Orayla yani neredeyse eşlenik. Evelem ye'tihim beyinetün, beyinetü ma fi suhufil evvelin, evvelki suhuflarda bulunan şey beyine olarak onlara gelmedi mi? Bunu burada şöyle okuyabiliriz arkadaşlar. İki farklı şekilde okuyabiliriz. Birincisi, daha önceki peygamberlerin yaptığı şekilde olağanüstülük görmek istiyorlar. Buradan onu anlayabiliriz. Bir sonraki 6. ayette bu çerçevede ve ma amenet kablehum min qaryetin ehleknaha, helak ettiğimiz onlardan önceki kavimler de iman etmedi. Efehum müminun, bunlar mı iman edecek? Onlar güvenmedi, bunlar mı güvenecek? Diyerek bir ayet var, 6. ayet. Ayette sanki o tür ayetler, istedikleri türde ayetler geldi ama onları da zaten iman etmemişti şeklinde anlamak mümkün. Ama eğer Taha 133 ile birleştirdiğimiz zaman ve de zaten önceki kitaplardakine benzer ayetler geldiği için, çünkü önce kitaplarda son vahyin nezeye geleceği, ne zaman geleceği, gelince neler olacağıyla ilintili o kadar çok detay var ki önceki kitaplarda. O yüzden önceki kitaplarda olan ayetlerden bir şey getirsin. Yani bir gelmiş, rastlantı. İki gelmiş, olabilir. Üç gelmiş, yok ya bundan da olur mu? Yani abartı daha da istiyorlar. Esasında ertesinde gelecek, daha hala Medine'de gelecek olan ayetler var. Mesela ezan okunacak. Mekke'de ezan okunmuyor. Medine'de ezan okunacak. Medine'de okulan ezan esasında yine daha önceki kitaplarda, vahiylerde
ilan edilen özelliklerden bir tanesi. Hani siz namaza çağrı yaptığınız zaman onlar alay ediyorlar, gülüyorlar dediği var ya. Getirin kitabınızı, kitabınızda yazıyor. Şeylerden, dağların doruklarından bağıracaklar, Allah'ı yüceltecekler. Sela dağından diye dağın ismini bile veriyor. Peygamberin gidip de dibine mescidini kuruyor. Sela dağı dedikleri Mescid-i Nebevi'nin hemen yanındaki dağ. O tepelik. Yani oradan oraya çıkıp Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuyorlar. Fakat bunu şeyler, Yahudiler bundan alay ediyor. İşte daha öncekilerdekile benzer demek onların içerisinde olan manasına da gelir. Ki buna benzer çokları geldi. O geldiği için zaten 24. ayetteki ya işte benim zikrim bu. Yani bana gelen zikir, vahiy bu. Benden önce gelen de bu. Siz neyin nesini inkar ediyorsunuz? Bunların içerisinde bir tenakuz mu var? Hatta öncekinde o söylenen şey burada gerçekleşmiş, muhtes olan gerçekleşmiş, görünmüş. Vaat orada, olay burada. Mesela şeyden Kudüs'teki tapınak yıkıldığından, yani orada artık bir daha kurban kesilmeyecek şekilde yakılıp üzerine başka bir sunak kurulduğundan beri, yani M.Ö. 135 tarihinden 490 sene sonra, 490 hicri sene sonra, hicri demeyeyim, kameri sene, ay yılı sonrasında, o olaydan 490 sene sonra bana vahiy geldi diyen birisi yok. Dolayısıyla vaat edilmiş, Tevrat içinde var ve vaat gerçekleşmiş. Hatta söylenen yerde, söylenen zamanda gerçekleşmiş. Dolayısıyla hadi bir daha evvelkilerde olan şeylerden ayet göstersene. Yani bu şekilde bir var olanı niyetmeyip de daha fazla isteme manasına da gelebilir. Ama biz bunların hepsini şey olarak algılıyoruz. Yani şu ana kadar müktesebat bize bunları hep böyle suları yarsana, bilmem ne etsene diye şey yapmış. Evet öyle de istemişler. Ama onun haricinde de anlayabiliyoruz. Bu anlayışa engel olan şey ne? Normal müktesebatın eski kitaplar tahrif olmuştur. Dolayısıyla oraya dayanılarak son peygamber, son vahiy ile ilintili zaten bir şey anlamsız. Böyle bir şey beklemek anlamsız. Yani şeyde Faraklit diye birisi var ama o da acaba o mudur değil midir? Peygamberi kastediyor mu kastetmiyor mu? O da biraz belirsiz. Filan gibi cümlelerden öteye geçmiyor arkadaşlar. O yüzden bu 5. ayet gibi ayetleri hiç önceki kitaplardaki iddia edilen şeylerden bir şey daha var mı? Başka bir şey var mı? Noktasına geliyor burası. Böyle anlamamışlar. Biz anlayabiliyoruz. Tasdik edici. Önceki kitaplardan tasdik edici bir şeyler daha getir. Başka bir şey daha getir. Başka bir şey daha getir. Ki bu bahane hep şeyle alakalı. Herkes kendi peygamberini, o peygamber yaşarken ne kadar eza çektirseler de, ne kadar onu rahatsız etseler de ardından yüceltmişler. Yani Zerdüşt için de geçerli, İsa için de geçerli, Musa için de geçerli. Onları melek gibi, insanüstü, yarı tanrı olarak görmüşler hep. Ve Kur'an veya melek olarak görmüşler. Kur'an bu noktada diyor ki, وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ Kendilerine vahyettiğimiz adamlar haricinde elçi göndermedik senden önce. Bu şu demek, yani sizin onları yüceltiyor olmanız sizin probleminiz. Mesela Zerdüşt'le ilintili o tarafta ilginç bir şey vardı. Yani bizim Miraç dediğimiz olayın benzerini o tarafta, hikaye o tarafta. Yani daha sonra peygamberimize
aktarıldı o Miraç hikayesi. Yani Miraç hikayesi Sasani İran bölgesinden gelip de peygamberimize yüklenen, yani figürü değiştirip de peygamberimize yapılan hikaye o. Veya Nuh'un yarı tanrı olarak ölümsüz hale gelmesi, o sizin uydurmanız. Veya İsa'nın Tanrı'nın oğlu olarak gelip burada acı çekip ondan sonra tekrar herkes adına bağışlanması falan filan dilemesi, bunlar sizin uydurmanız. O yüzden burada ricalen kelimesini erkek olarak, bak biz kadın göndermedik, erkek gönderdik manasında algılamıyorum. Adam gönderdik. Yani insan gönderdik. Adem oğlu gönderdik. Veselu ehle zikri. Zikir ehline sorun. İn kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyor iseniz, siz bunu bellememiş iseniz, gidin zikir ehline sorun. Yani bunu bilenlere sorun. Nahl suresini okuduk işte bundan önce, İbrahim ve şeyden önce okuduğumuz, Nuh'tan önce okuduğumuz Nahl suresi 45'te de aynı bu ifade tekrarlanmıştı. Evet, 43. ayet. Aynı ayet. Ve ma ersalna min qablika illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ve hemen devam ediyor. Yani buradakini erkek olarak okumayıp da adam diye okumamın sebebi bu. Çünkü ve ma cealnahum ceseden la ye'kulune ta'amen. Biz onları yemek yemeyen bir ceset, yani bir görüntü, bir beden, ama yemek yemeyen, yemek yemediği için tuvalete gitmeyen, hatta bazen işte bizim peygamberimiz için de söylemeye başlamışlardı, gölgesi olmayan filan tarzında böyle ilahileştirme gayreti var. İnsan, o insan değil. Ve ma cealnâhum, onları kılmadık ceseden, bir beden kılmadık. La ye'kulune ta'ame, yemek yemeyen bir beden olarak kılmadık. Ve ma kânû hâlidin, onlar ebedi de değillerdi. Yani onlar ölümsüz de değillerdi. Sümme sadaknâhumul vâde, onlara o vaat, verilen vaade onayladık, yani gerçekleştirdik. Ve neceynâhum ve men neşâ'u, onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve helekte müsrifin, ve o israf edenleri, yanlış yapanları, hayatlarını, emeklerini, onlara verdiğimiz nimetleri israf edenleri helak ettik. Süreç böyle. Ve bu esnada hiçbir zaman biz insanüstü bir varlık göndermedik. Dolayısıyla kendi peygamberleriniz hakkında uydurduğunuz şeylerle gelip de ya sen bizim gibi bir adamsın demenin bir alemi yok. Onlar da sizin gibi bir adamdı. Siz yücelttiniz. İsa yüceltmenizi, Zerdüşt'ü yüceltmenizin, Musa yüceltmenizin şeyi, o sizinle alakalı bir şey. Onlar da sizin diğerleri gibi çarşıda gezen, yemek yiyen insanlardı. Ve hiçbiri de İnsanüstü bir özellik göstermedi. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrikum. Size bir kitap indirdik şimdi. Fihi zikrikum. Onun içinde sizin hiç akıldan çıkartmamanız gereken, sürekli akılda tutmanız gereken şeyler var. Sizin, size ait olan, yani sizin tutmanız gereken şeyler var. Evet, geçmişte de buna benzer zikirler geldi. Yani muhatap olan toplumlar, atalarınız da onları tutmaya çalıştı. Ama onu karıştılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar ve bir daha gelmek durumunda kaldı. Bu da o zikir. Efela taqilun, akletmeyecek misiniz? Ve kem kasemna min qaryetin kânet zalimetun. Zalim olan nice kavmi paramparça ettik. Kısımlara ayırdık, parçaladık. Ve enşe'na
ve inşa ettik ba'daha kavmen aharin. Onlardan sonra ardından gelen kavimler inşa ettik. Yani tarihe baktığınız zaman zaten böyle. Şu şunlardan sonra geldi, ondan sonra bunlar oldu, şunlardan sonra bunlar oldu. Evet, böyle geliyor. Ve her biri imtihan edilmek üzere böyle oluyor. Felemma ehassu ve esena, bizim o kötülüğümüz, yani bizim şiddetimiz, o gazabımız, azabımızı hissettiklerinde izahum minha yerkuzun, kaçışıyorlardı. Ondan kaçışıyorlardı. La terkuzu, kaçışmayın, tepinmeyin, koşuşturmayın. Verca'u, dönün. İlâ mâ ütriftum fihi ve mesakinekum ve mesakinikum. O beslendiğiniz ve mesken edindiğiniz yerleri ve dönün. Yani kaçışmayın. Kaçışmak size bir fayda sağlamayacak. Leallekum tüs'elûn. Şimdi buraya umulur ki diyemeyiz. En önemli şeylerden bir örneklerden bir tanesi. Sorulmanız beklentisiyle. Yani bunun amacı, bu olayın amacı sorgulanma. Sorgulanacaksınız. O yüzden boşu boşuna kaçışmayın, etinlemeyin. Dönün. Leallekum ifadesi için umulur ki, Tanrı umar mı? Yok, şöyle böyle bir sürü şeyler söyleniyor. Burada bir önceki cümlenin amacını gösteriyor. Dolayısıyla siz Türkçenizde öyle bir şey olması lazım. Yani amacı olmayan bir şey olur mu diyeceksiniz. Burada amacı gösteriyor. Beklentisiyle, bizim bazen beklentisiyle olur bazen şeyler ama amaç bu. Galu derler, ya veylena, vay bize. İnna künna zalimin, biz yanlış yapanlarmışız. Ve ma zalet tilke vaduhum, da vahum, onların çağrıları bitmedi. Hatta cealnahum hasiden hamidin, onlar ta ki onları biçilmiş, sönmüş hale getirene kadar onların çığlıkları bitmedi. Nasıl çığlıkları? Ya veylena inna künna zalimin diyerek bağırışları. Ve ma halakna, biz şekillendirmedik essema evvel arda, göğü ve yeri, ve ma beynehuma, ve o ikisinin arasındakini, laibin, oyuncular olarak, oyun olsun diye şekillendirmedik. Lev eretna, eğer biz öyle bir niyetimiz olsaydı, ki olmadı, levi bu manada tersi olduğunu şey yapıyorduk. Ennettehize lehven, oyun edinirdik. Lettehaznahu min ledunna, onu kendi katımızda edindiğimiz bir oyun edinirdik. Öyle bir şey isteseydik ama istemedik. İnna künna failin, biz yapıcıyız. Eğer istiyor olsaydık böyle yapardık ama biz oyun olsun diye bir şey istemedik. Bu anlam, yani böyle bir şey istemedik anlamı levden kaynaklanıyor. Bel, tersine nagzifu, atarız bil hakki, veya onunla vururuz, kafasına kafatasını kırıp dima, yani beyne ulaşan çatlak, kırık için söylenirmiş gazf. Biz hakkı, tutarlılığı alel batılı, tutarsızlık üzerine öyle bir atarız, öyle bir vurup kırarız ki batılı, feyet meguhu, zail olur, yok olur. Feizahum zahikun. Evet. Hakkı batılı üzerine, tutarlı olan şeyi tutarsız üzerine attığınız zaman tutarsız olan şey sallanır, yok olur, kırılır,
Oradan bir şey kalmaz artık. Velekümül veliyyu. Pardon. Velekümül veylu. Mimma tasifun. Onların vasıflandırdıkları, onların saydıkları şeylerden dolayı vay onlara. Velehu men fissemavati vel arz. Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Ve men indehu. Onun yanında, onun katında olan la yestekberuna an ibadetihi. Ona kulluktan büyüklenmezler. Ve la yestahsirun. Ve yorgunluk da duymazlar. Yani Rabbin katında olanlar işte onlara ilahlık, yarı ilahlık, şunlar bunlar filan iddia ediliyor. Kur'an bunların melek olduğunu, ikram edilmiş varlıklar olduğunu sürekli söyler. Onlar yok demez. Onlar var ama sizin bildiğiniz gibi değil. Onlar kendi başına buyruk ilahçıklar değil. Onlar ikram edilmiş, değer verilmiş, değerli varlıklar ve ikram edilmiş varlıklar. Ve onlar, ama onlar Allah'a kul olmaktan büyüklenmezler ve bundan yorulmazlar. Ya evvelden öyleymiş de ondan sonra zaman içinde bilmem ne olmuş, düşmüş melekler falan filan gibi hikayeler, böyle şeyler söz konusu değil. Ne yorgunluk duyarlar, şey yaparlar, sönerler, ne de onun karşılığında onu da büyüklenirler. Ve yüsebbihune leyle ve nehare. Gece gündüz, gece veya gündüz, gece de gündüz de ona akarlar, onu odaklarlar, onu merkeze alırlar, onun yörüngesinde hareket ederler. Velayefterun, yefturun ve usanmazlar da, gevşemezler de. Yine ilginç olan bir ayete geliyoruz. Emittehazu aliheten minel ardi. Yeryüzünden ilahlar edindiler. Hani gökteki ilahlar hadi neyse. Yeryüzünden edindiler. Ve hum yunşirun. Onlar onları diriltecek. Kendilerini diriltecek. Yani göktekiler de yeryüzünde bir varlık mı var ki onu ilah ediniyorlar? Çünkü neşir önemli bir şey. Yani öldükten sonra diriltip hesaba çekme. Bu çok önemli bir sıfat, çok önemli bir iddia. Bu iddiaya sahip olabilmek çok önemli. Levkâne fîhima, eğer olsaydı o ikisi içerisinde, yani gökler ve yer kastediliyor. Aliheten ilahlar, illallahu, Allah haricinde ilahlar olsaydı lefesedeta, o ikisi de gökte yerde fesada uğrardı. Yani iki tanesi olması mümkün değil. İşte fesebbih ifadesindeki o şeyin merkez imgesi dediğimiz şey o. Merkezde tek bir şey vardır. Merkeze ikinci bir şey sığmaz. Ya kadir-i mutlaktır veya onun mabududur. Yani pardon, onun kuludur. Yani ikinci bir kadir-i mutlak aynı anda olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla İkinci, üçüncü, dördüncü veya ondan türeme ilahlar türetemezsiniz. Nahil suresinde bunu çok ciddi şekilde tartışmıştı. Hatta insanların özellikle Sasanilerin çok iyi bildikleri bürokrasi memuriyeti, bürokrasideki memuriyet. Bunu örnek vererek demişti. İkinci bir tanesi var ise onun ilah olma imkanı yok. Şu veya bu şekilde memur gibi olacaktır. Memur seviyesine düşecektir. Dolayısıyla sizin yeryüzünde olmayan bir şeyi gökyüzüne tarif etmeniz mümkün değil. Siz diyorsunuz ki tanrılar var.
O zaman şu bir karar aldığı zaman ötekisi ya işte aralarında şöyle yapıyorlar da böyle yapıyorlar. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Eğer kadir mutlak değilse Tanrı değildir zaten. Bunların hepsi, bakın siz bunları uyduruyorsunuz manasına geliyor. Siz kendinizi istediğiniz kadar ehli kitap olarak iddia edin. İstediğiniz kadar Tanrı'dan gelen mesaj bizim dinimizin kaynağı din. Bunlar önemli değil. Bunlar iddialar. Sonuçta bunları ürettiyseniz muhakkak yolda bir yerde sapıttınız demektir. Siz veya atalarınız fark etmez. Levkâne fîhima. Evet, o ikisinin arasında olsaydı ama yok. Yine levden dolayı ama yok anlıyoruz. İllallah, Allah'tan başka ilahlar olsaydı lefesedeta. O ikisi fesada uğrardı. Fesübhanallahi Rabbil Arş. Arşın sahibi olan Allah Sübhan'dır, merkezdedir, tektir. O merkezi o işgal eder. Amma yesifun, onların vasıflandırdıklarından tamamen uzakta, bu bir tenzih ifadesidir. Onun merkez oluşu, onların vasıflandırdıklarından uzağa götürür. Yani yakında bile yaklaşamaz onların vasıflandırdıkları şeyler. La yüs'elü, amma yef'alu. O yaptığı şeyden sorulmaz. Ve hum yüs'elûn. Diğerleri ise, onlar ise sorulurlar. Bakın, kritik yeri nereden şey? Daha önce hatırlarsanız yaratıkların da yaratılışta bir benzerlik mi var? Bir şey, bir yaratılış bulduğunuzda Allah'ın yaratılışına benzedi de o yüzden mi yani böyle bir kanıt mı buldunuz da ona dayanıyorsunuz diye şey yapıyordu. Burada ise çok daha farklı. Allah'a hesap soramazsınız ama bunlara hesap sorulacak. Hesap sorulan nasıl Tanrı olabilir ki? Emittehazu, yoksa ediniyorlar mı? Min dunillahi, min dunihi aliheten. Onun dışında ilahlar mı ediniyorlar? Kul de ki, hatu burhanekum. Burhanınızı getirin. Kanıtınızı, delilinizi getirin. Haza zikru men maiye. Bu benimle beraber olanların zikri. Yani son getirdiğim zikir bu. Ve zikru mim men kabli. Benden öncekilerin zikri de bu. Yani İncil'e bakarsan bu. Tevrat'a bakarsan bu. Son vahiyge bakarsan bu. Hatta ve hatta vedaları getirin. Hatta gidin o kitapları, bu kitapları vahiy olduğunu düşündüğünüz neyi getirirseniz getirin. Bakın, kendi elinizle yazdığınız, uydurduklarınız değil. Vahiy olarak kaydedilmiş o en değerlinizi getirin. Var mı böyle bir şey? Yoksa siz mi sonradan uydurdunuz? Bu 24. ayet ve işte ilk sayfada okuduğumuz ayetler, Kur'an'ın zikri bir indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Kur'an'da geçen bu ayetin esasında kapsamının Kur'an'ın ötelerine taştığının göstergeleri. Şimdi geriye ne kalıyor? Şu kalıyor. İncil'i açıp içerisinde neresinin vahiy, neresinin olmadığını ayırt edebilmek. Tevrat'ı açıp neresi vahiy, neresi değildir. Neresi insan sözü veya insan aktarması, neresi şusu, ya yani neresi ne olmuş, bunun çalışmasıdır. Yani oradaki Kur'an bunu bu şekilde söylüyorsa, oradaki kimse ya işte burada da böyle yazıyor diye evrilmiş, çevrilmiş, bozulmuş bir tarafı gösteremez. Gösterse bile onun altında ya burada böyle diyor ama öteki tarafta şöyle diyor. Demek ki bu arada bir anormallik var. Toplamda metnin içerisinde bu çıkmaz diyebileceğimiz şeyler olsa gerektir. Bunun yöntemini kesinlikle bulmamız gerekiyor. Şu ana kadar müktesebatımız onların hepsine sırtını döndü. Onlar tahrif olmuştur dedi ve geçti. İçinden hiçbir ağlantı, hiçbir tasdik öğesi, hiçbir şey aramadı. Aramaya çalışanları eleştirdi. Orada bir ayet olup da ayet olmadığını söylerseniz var olan ayeti inkar etmiş olursunuz. Orada ayet olmayan, insanların uydurduğu bir şeyi ayet zannedersiniz, yine yanlış yaparsınız. Onları okumayın. Onlardan uzak durun. Şu ana kadar bizim klasik tavrımız önce kitaplar hakkında böyle de oldu.
Bu da o kitapları bilmemeyi, bilmeyince o kitapların içerisindeki bilgiler ile Kur'an'daki bilgileri bağdaştıramamayı, onların insanların uydurduklarını ayırt edememeyi, ayırt etme yöntemini geliştirememeyi, bunların hepsini ev ödevi olarak bugünlere bıraktı. Evet, yine bakın daha önce nasıl söylemiştik? Nahil suresinde birileri geldi şeyden, Mezopotamya bölgesinden gelmişti. Ondan öncesinde zaten Hristiyanların nasıl geldiğini görmüştük. Ta İsra suresinden beri oradan buradan şuradan birileri gelip peygamberimiz karşısında dikilip bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama Kur'an düzeltme yapıyor. Hepsini düzeltiyor. Enbiya suresinde de bu düzeltmeyi görüyoruz. Yani ne demişti? Devam ede gelen din budur demişti. Vasip diyerek mi söylemişti? Yakında okuduğumuzu hatırlıyorum ama işin açıkçası bulamadım. Evet, buldum. Nahl suresi 52. ayette. Lehud dinul vasip demişti. Sürüp giden din ona aittir. Göklerde yerde ne varsa odur. Ondan gayrından, onun gayrısından mı sakınıyorsunuz? Şeklinde bir ayetle. Nahl suresi 52'de. Yani Adem'den beri gelen din aynı şey, aynı şeyleri söylüyor. Ve bu süre gelen şey bu zaten. Şimdi bu süre gelen şeyi esasında tarif ediyor. Peygamberler ne demişler? Böyle böyle demişler. Önceki zikirlerde ne vardı? Bu son zikirde ne varsa o vardı. O manada okunabilecek bir ayet daha. 25. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Biz senden önce bir elçi göndermedik ki illa ancak نُوحِي اِلَيْهِ Ona bu şekilde bahsetmiş olmayalım. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونِ Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk edin. Yani bütün peygamberlerin getirdiği bu. Dolayısıyla din değişmez. Allah'a karşı kulluk değişmez. Allah'ın vaatleri de değişmez. Sizin yoldan ayrılmış olmaları, farklı farklı yollar gidiyor gitmiş olmalı, bu sizin kendi aranızda ihtilaf edip de değiştirdiğiniz, tuttuğunuz yollardan kaynaklanıyor. Ve galû dediler. İttehazallah, ittehazarrahmanü veleda. Rahman veled edindi, çocuk edindi, doğurdu, ondan türedi dediler. Sübhanehu. Onun merkezliğine bu mümkün değil. O merkezdir. Merkezde teklik vardır. Oraya ikinci bir şey sığmaz. Mümkün değil. Sübhanehu. Yani kelimenin anlamı farklı. Kelimenin kastı farklı. Kelime Allah'ın merkezi işgal ettiğini ve bu merkezin tek olduğunu söylüyor. Ama burada kullanım şekli tenzih anlamında. Bel ibadun mükremun. Fakat bakın o veled diye iddia ettikleri Allah'ın veledi değil. Bakın onlar var ama Allah'ın veledi değil. Bel ibadun tersine kullar mükremun. İkram edilmiş olan kullardır bunlar. La yesbiqunehu bil kavli. Sözde onun önüne geçmezler. وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Onun emirlerini, onun görevini yerine getirirler, yaparlar. يَعْلَمُ Kaydeder. مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah, onların önlerinde ve arkalarında olan ne varsa hepsini kaydeder, belgeler. Neden? Çünkü Allah sorulmayacak ama onlar sorgulanacaklar. İsa peygambere bile sen mi söyledin beni ve annemi İlahlar edinin diye Allah dışında. Bakın İsa peygamber bile sorgulanacak, sorulacak ona. La yeşfe'ûne. Onlar şemsiye altına almazlar. Bir gruplaşma yapmazlar. Bunlar da bizim avanemiz diye toplaşmazlar. Bir organizasyon yapmazlar. İlla ancak limen irtedâ. Kendisinden razı olunmuşlar haricinde. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
müşfikin ve onlar onun haşyetinden, onun korkusundan titrerler. Bakın, eğer onun oğlu olsa, ondan doğmuş olsa, öyle bir tanrı hiyerarşisi olacak olsa, tanrıcıkları olacak olsa böyle olmazdı. Korkarlar, titrerler. Yanlış yapmamış olsalar dahi böyle. Ve men yegul, kim derse minhum, onlardan, inni ilahun min dunihi, onun dışında, Allah dışında ben de bir ilahım diyecek olsa, fezalike nezzihi cehennem, biz onu cehennem ile cezalandırırız. Kezalike necciz zalimin, biz zalimleri, yanlış yapanları bu şekilde cezalandırırız. Yani onların bu şekilde ikram edilmiş varlıklar olmaları da kurtarmaz onlar. Yani bunlar çok güçlü, Tanrı tarafından güç verilmiş varlıklar. Şu veya bu şekilde Tanrı'dan uzaklaşıp da bir şeyler, kendi krallıklarını kuracak olsalar dahi, o verilen imkanlardan dolayı böyle bir cennet oluşturamayacaklar. Çünkü böyle diyen bir kişi elbette ki cehenneme atılacaktır. Bu da zaten Allah'ın değişmez kanunu. Evelem yerellezine keferu, o görmezden gelenler görmedi mi, anlamadı mı? Enne semavati vel arda kânet ratka, onlar gökler ve yer birdi de fefetakna huma, biz o ikisini ayırdık. Ve cehalna minel ma'i, ve kıldık, sudan kıldık. Külle şeyin hayye, yaşayan bütün şeyleri, bütün canlıları bir sudan oluşturduk. Efela tu'minun, inanmıyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Biliyorsunuz bunlar Hud suresinde de benzer ayetler gelmişti. Nur suresindeki daha gelecek. Bir sonraki ayet Nahil suresinde bu açılardan baktığımız zaman şey ifadeleri, kainat bilgisine dayanıyor. Ne kadar çok kainat bilgisi, o kadar çok mucize. Kur'an'da niçin var? Yani bu noktalarda herhangi bir, o iddia ettiğiniz varlıkların herhangi birisinin bu noktalarda bir yapıcılığı, ediciliği, bir dahli var mı? Yok. Şurada birkaç ayet daha okuyalım. Sayfanın sonuna kadar gelelim. O şekilde kalalım isterseniz. Ve cealne semae sakfen mahfuzan, biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Ve hum an ayatiha muridun, onlar Allah'ın ayetlerinden, onun ayetlerinden. Burası ilginç arkadaşlar. Gökyüzü kuvvetle muhtemel kastediyor. Ve hum an ayatiha muridun, onun işaretlerinden yüz mü çeviriyorlar? Buradaki ha ilginç arkadaşlar. Hep bizim beklentimiz Allah'ın ayetleri, Allah'ın işaretleri olarak diye değerlendirirken gökyüzünün işaretleri, kainatın işaretleri, yaratılışın işaretleri, o şekilde de görebiliriz orayı. Bunun bir örneği, öyle söyleyelim. Ve huvellezi, o ki halakal leyle ve nehara ve şemse vel kamera, geceyi gündüzü, güneşi ayı şekillendiren odur. Küllün fî felekin yesbehûn, onların her biri bir felekte, bir yörüngede, bir döngüde akıp gitmekte. Ve mâ cealnâ li beşerin, biz hiçbir beşeri kılmadık. Min kablike, senden önce hiçbir beşeri kılmadık. El hulde, onun için sonsuzluğu, ebediliği kılmadık. Yani sonsuzluk, ebedilik, sonsuz yaşam bir beşer için belirlemedik. Böyle bir şey oluşturmadık. Efe in mitte, eğer sen şimdi ölürsen, fehumül halidun, onlar halid mi olacaklar? Bu İsa için de geçerli, İlyas için de geçerli, uydurdukları Hızır için de geçerli. Şu için de, bu için de geçerli. Onların insanı kamil diye uydurdukları şeyler için de geçerli. Küllü nefsin zaikatül mevt, her nefis, her kişi
ölümü tadacaktır. Velenablu ve neblukum, sizi imtihan edeceğiz, imtihan ediyoruz. Bişşerri vel hayri, beklenen ve beklenmeyen şeylerle imtihan ediyoruz. Fitneten, ateş potası gibi, yani zorlu. Bakın, hayır da bir fitne olabiliyor, şer de bir fitne olabiliyor. Hepsi çok zorlu olabiliyor ama hepsi bir test oluyor. Yani bilgiyi çıkartmak için. Ne bilgisi? Cennete mi layık, cehenneme mi layık? Bu bilgiyi çıkartmak için. İleyna turcaun, bize döndürüleceksiniz. Evet, bu kainat ayetleri ilah olarak uydurduğunuz kimselerin bu konularda hiçbir dahli yoktur cümlesinin bir tekrarıdır. Nitekim kimse Zerdüşt'te gökyüzünde işte güneşi, ayı o yönetiyordu falan filan diye bir şey vermedi, bir şey söylemedi. Aynı şey İsa için de geçerli, Meryem için de geçerli. Yani Tanrı'nın oğlu bilmem ne falan filan ama bu işlere hiç karışmıyorlar nedense. Ama hiç karışmıyorlar. Kur'an bunu esasında onların da bir ilah olmadığını net bir şekilde kanıtı olarak. Çünkü bu noktada ne varsa hepsi Allah'a ait diye şey yapıyor. Bu arada leyl kelimesindeki lamın eksik oluşunu yine hatırlatayım. Burada gece gündüz, güneş, ay derken, ölümsüzlükten bahsederken, Mezopotamya mitolojileri hikayelerine, her birine bir sataşma olarak da okuma şansımız var. Onları da görmek gerek. Diyerek bitireyim. Esasında başında yeterince, yani giriş bölümünde epeyce şey söylediğim için çok fazla şey bulamıyorum. Ama Enbiya suresinde zaten ana gidişatı bu şekilde. Vahiy, vahiyler, peygamber, peygamberler, eski toplumlar, yoldan ayrılanlar, konusu gündemi bu ve düzeltiyor. Neye dayanarak düzeltiyor? Eski vahiy ile yeni vahiy aynıydı. Değişmeyen din. Siz istediğiniz kadar kendinizi modernleştik, çağdaşlaştık, bilmem ne yaptık deyin, derseniz deyin. Hayır, o şekilde değil. Hiçbir şey değişmedi. Aynı şey geçerli ve son peygamber, son vahiy olarak da yine aynı şeyi söylüyorum. Söylüyoruz. İsterseniz getirin kitaplarınızı, içinden bulun o iddialarınızı. Diyecek kadar da vahyi biz indirdik, onu koruyan biziz diyecek cümleyi o güçte duruyor. Ve bunu da bize gösteriyor. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizin katmak istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. Kayda girsin istediğiniz. O zaman kaydı burada bitiriyorum. 35. ayeti okuduk. 36'dan itibaren okumaya devam ederiz inşallah.